Merhaba, Orsay Müzesi'ndeyiz. 1917'de yapılan bir kalıba bakıyoruz. Bu Roden'in öldüğü yıl. Cehennem Kapıları, Gates of Hell, sanatçının hayatının son dönemlerinde çalıştığı bir proje. Bu sadece bir parçası. Ömrü bitirmeye yetmedi. Aslında bakarsanız bu kalıpların nasıl bir araya geldiğini bile tam olarak bilemiyoruz. Çünkü atölyesinde parça parça olarak bulunmuş. Yani kısacası bir kalıba bakmaktayız. Tabii kapılar denince Floransa Katedrali'nin vaftizhanesini düşünmeden edemeyiz. Onlara da çok güzel oldukları için cennetin kapıları denmekte. Bu sanırım sorumuza modern bir cevap, değil mi? Bu İncil'den bir sahne ama gelenekten biraz uzaklaşılmış. Yine de edebi geleneği bulmak, Dante'yi bulmak mümkün. Evet, tepede Dante var. Timpano yani üçgen alınlıkta. O da başlı başına bir heykel. Düşünen adam deniyor. Dante de sanki aşağı cehenneme doğru bakıyor gibi değil mi? Ha, bunun sipariş üzerine yapılmış bir iş olduğunu söylemeyi de unutmayalım. Bu müzenin yanında olması planlanan Dekoratif Sanatlar Müzesi binası için istenmişti. Ama bu bina hiç yapılmadı. Rodin bu siparişi almıştı ve tasarımı bitirdiğinde kalıpları hazırlamaya başladı. Daha sonra başarısız olan proje iptal oldu ama sanatçı bu eserin üzerinde çalışmaya devam etti ve heykelde gelişmeye devam etti. Rodenin tek başına bildiğiniz birçok heykelini burada görebilirsiniz. Kapının arka planından ne kadar çok figür ortaya çıkmış öyle değil mi? Arka plan derken ve aslında kapı derken de bunları tırnak içinde kullanıyorum tabii ki. Çünkü kapılar hiçbir zaman işlevlerini yerine getirmedi. Kapılar katı cisimler gibi bile durmuyor. Sanki bu cisimlerin çıktıkları bir yer gibi. Figürler doğuyor ve ortaya dökülüyor. Sanki o kapıların yüzeyi bir okyanusun yüzeyi gibi. Sanki dalgalar yükseldikçe bu figürler öne bize doğru geliyor. Sürekli bir dalgalanma hareketi söz konusu. Yani şekil oluşuyor ve ardından tekrar belirsizliğe dönüşüyor gibi bir tür sonsuz oluşma süreci yaratıcıyı teşvik etme ama bir nevi karanlık bir eser diyebiliriz çünkü tek başına duran heykeller çok trajik örneğin Paolo ve Francesca var Ugolino var bunlar Dante'nin cehennemde günahları yüzünden eziyet çektirilen ve cezalandırılan figürler en tepede melekler yerine gölgeler var tekrar eden figürler yani aynı figür ama üç kere görünüyor. Bir nevi sinema efekti gibi. Öte yandan da birleşik bir form oluşturuyor. Omuzları düz bir şekil oluşturuyor ve üç kol aşağı doğru birleşip bakışımızı yönlendiriyor. Gözlerimizi cehennemin kapılarına götürüyor. Bu fikirlerle baktığınızda Michelangelo'yu hatırlamamak elde değil. Özellikle de erkek vücudunun dışa vurumcu ifade gücünü. Ayrıca bazı şekillerin parçalara ayrılmış oluşu bana Yunan ve Roma heykelini hatırlatıyor. Bu kesinlikle heykele modern bir bakış. Kesinlikle Michelangelo'nun ve klasiklerin farkında olarak yapılmış bir eser. Ama kişiliğin bölünmesi, tekrar kullanılma olgusu, tekrar çalışma olgusu bunlar 19. yüzyıla ait çok modern olgular. Her ne kadar buradaki figürler Dante'nin Cehennem tasvirinden gelse de burada gerçekten insanlar hakkında, onların duyguları, acıları, günahları ve bedenin gücü hakkında daha evrensel bir öneme sahipler.